İyi akşamlar. Bugün 29 Aralık 2009 Salı. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, her toplumsal olayda polislerin verdiği aşırı tepkiler bazı eylemcilerde biyolojik bozulmaya neden olmuş. Muhabirimiz Beşir şu an bu eylemcilerin yanında. Evet Beşir, söz sende. Su. Doktor bey, siz bu arkadaşa su vermiyor musunuz? Niye su diye sayıklıyor? Hayır efendim, o arkadaş suyu içmek için istemiyor ki. İçmek için istemiyorsa ya, niçin istiyor? Aha da bunun için istiyor. Daha tazikli. Gördün mü? Peki doktor bey, bu adam niye kendini dövüyor? Ya bu adam job mağduru, biliyor musun? Job dövmüşler diyorum ya. Çok dövmüşler bunu, biliyor musun? Gel lan buraya. Gel biraz da seni ben döveyim. Al bakayım sana. Vur doktorum, vur. Ellerimden vurayım. Al bakayım bunu. Bir de şöyle sağdan vur. Çok seviyorum. Aslanım benim. Job yiye alışmış, daha da çok istiyor. Evet, anladım. Evet. Peki bu ne istiyor doktor bey? Ya bu kimyasal istiyor, biliyor musun? O yüzden maalesef geri dönülemez bir vaka artık. Vah vah. Ne istiyorsa buna da verin bari. Senin için bir sakıncası yoksa hemen vereyim. Yok canım, ne sakıncası olacak? Buyurun verin. Tamam. Biber gazı. Mis. Belli bir dozun üzerine çıkınca işte böyle bağımlılık yapıyor bana Beşir. Üstüne de biraz limon sıktık mı mis gibi mis. Oh. Olsun ay. Oh. Laçeli oluyor ya. Bu ne saçmalık doktor bey ya, böyle şey olur mu? Ne saçmalığı arkadaşım. Şiddet kaçınılmazsa zevk almaya bakacaksın. Sayın seyirciler, yeni yıla sayılı günler kala vatandaşa zam hediyelerinin yapılması ülkeyi resmen sevince boğdu. Özellikle doğalgaz ve elektriğe yapılan zam oranları vatandaşları sevinç gözyaşlarına boğarken birçok ilimizde de vatandaşlar tarafından şenlikler düzenlendi. Halaylarla, havai fişeklerle kutlanan zam etkinlikleri öylesine neşeli bir havada geçti ki 40'a yakın kurbanlık koyun adandı. Ayrıca şenliklere bir destek de sendikalardan geldi. Türkiye'deki tüm sendikalar birleşerek zam oranlarını kutlamak üzere 3 gün iş bırakıp halay çekme kararı alırken birçok yabancı devlet lideri de vatandaşlarımıza tebrik mesajları çekti. Halk zam hediyelerinin sadece doğalgaz ve elektrikle sınırlı kalmaması, su dahil olmak üzere tüm gelir giderlerimize de yeni vergilerin eklenerek mutluluklarının devam ettirilmesini istedi. Hayırlı olsun Türkiye'm, nice mutlu zamlara. Sayın seyirciler, sanayi devlerimiz ekrana çıkıp Türkiye makine sanayine verdiği destekle dikkatleri çekiyor. Bildiğiniz gibi Mustafa Koç, Güler Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Erdoğan Demirören ve Cem Boyner gibi isimler bir kampanya çerçevesinde ekrana çıkıp makine tanıtım grubuna destek veriyor. Bugün neredeyse Türkiye'nin ekonomi ve sanayisine bir destek de vatandaştan geliyor. İşte yeni reklamımız efendim. Soğuk, kömür yok, donuyoruz takır takır. Fabrika kapandı, mideler boş, takır takır. Okul bitti, iş yok, cepler boş, takır takır. Haciz geldi, evimiz tam takır, kuru bakır. Takır takır. Takır takır. Takır takır. Tam takır, kuru bakır. Sayın seyirciler, Başbakan Erdoğan, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye yapılan yumruklu saldırıyı kınadı. Yazılı bir mesaj yayımlayan Başbakan Erdoğan, Berlusconi'ye yapılan saldırıyı kınamayan CHP lideri Baykal'ı saldırıya göz yummakla suçladı. CHP lideri Baykal ise Erdoğan'a verdiği yanıtta Berlusconi'ye yapılan saldırının hükümetin başlattığı açılım süreciyle tırmanan şiddetin yeni bir ürünü olduğunu savundu. Sayın seyirciler, Türkiye ortaya çıkarılan yeni bir gizli örgütü konuşuyor. Bu örgüte ait yeraltı deposundaki kazı da sürüyor. Şimdi hemen olay yerine, Ankara'ya dönüyor ve sözü muhabirimiz Beşir'e bırakıyoruz. Gizli örgütün yeraltı deposunu ortaya çıkaran kazı iş makineleriyle devam ediyor Anchor. Şu ana kadar kazılarda bulunan toprağa saklanmış maddeleri açılan çukurun hemen yanında görüyorsunuz. İlk dikkati çeken 10 koli büyük rakı. Onun yanında 5 damacana su ve 100 karton sigara görülüyor. Topraktan çıkarılanlar arasında ayrıca 2 teneke beyaz peynir, 2 bidon pilaki, 2 bidon haydari, 1 varil çoban salata, 1 varil beyaz ve sarı karışık leblebi, 1 varil tuzlu fıstık ele geçirilmiş durumda. Kazı hala devam ediyor. Peki Beşir, örgüt üyeleri ele geçirildi mi? Eğer geçirildiyse sorgularında neler söylediler? Şu ana kadar gözaltına alınan kişiler örgütü niye kurduklarını anlattılar. Örgütün amacı şu: ileride Türkiye'nin kötü günler yaşaması ihtimaline karşı ülkeyi o durumdan kurtarmayı hedefleyen kişilerin bir araya gelmesi ve ne olacak bu memleketin hali sorusuna yanıt aramaları. Ne olacak bu memleketin hali sorusu hararetle tartışılırken örgüt üyelerinin kullanacağı rakı, sigara, meze, kuruyemiş gibi malzemelerin saklandığı yeraltı deposu burada bulunmuş durumda. Medyanın "ne olacak bu memleketin hali" adını taktığı örgütün yurt çapındaki depolarının aranmasına da önümüzdeki günlerde devam edilmesi bekleniyor Anchor. Koca Kafalar Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.